Türk'ün açıklamasında evet. Mehmet'i müsaade eder misin? Ahmet Türk'ün açıklamasında bir kere Kemal Kılıçdaroğlu'na sert bir eleştiri var. Evet. Özgür Özel'e de var. Devam ediyorum. Özgür Özel'e var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kürt politikalarına ya da o tarafa dönük siyasetine, çözüm önerilerine ilişkin kesinlikle ve kesinlikle güvensizliğin ötesinde bir şey var. İnanmıyorum diyor. Ama bu arada Erdoğan'a ön plana alıyor. Çözerse diyor bizim sorunlarımızı Cumhurbaşkanı Erdoğan çözer evet. diyor. Şimdi Ahmet Türk'ün açıklamasını tek başına okumak yetmez. Neden? Leyla Zana da bundan 20-25 gün önce bir açıklama yaptı. Ben onu dedim işte. Yaptı. Tamam mı? İkisini beraber okumak lazım. Evet. Neden arka arkaya bu açıklamalar geliyor? Hı-hı. Yani bunun bir sebebi olmalı. Leyla Zana ne dedi? Cumhurbaşkanı dedi açılım sürecini dondurucudan çıkarmalı dedi. Daha evet. önce bu sözüne atfen. Hı-hı. Şimdi aradan 20 gün geçmiş, 25 gün geçmiş. Ahmet Türk açılım sürecinin tekrar başlaması gerektiğini söylüyor. Şimdi bunlar Rıza CHP ile yapılamayacağını, hiçbir inancın olmadığını ifade ediyor ve bir biçimde AKP ile bir işbirliğinin yollarının açılması için bir çaba sarf ediyor. Bu ortada. Ve aynı ekip Başak Demirtaş'ın adaylığını öne çıkartıyor. Ne deniyor? Başak Demirtaş işte çekildi adaylıktan. Ekrem İmamoğlu'nun önü açıldı. Şimdi açılım sürecini isteyen, Erdoğan böyle bir ilişki kurmak isteyen ve bu işin doğru olduğunu parti tabanına anlatmaya çalışan bir klik, o kliğin içinde yer aldığı varsayılan ya da iddia edilen Başak Demirtaş'ı Ekrem İmamoğlu'nun önünden çekiyor. Bu siyaset tarzı çok kolay anlaşılabilir bir siyaset tarzı değil. Eleştiriler de anlaşılmaz. Hı hı. Madem sen Cumhurbaşkanı ile bir ilişki yapacaksın, demek ki orada yürüyorsun. O zaman Başak Demirtaş neden adaylığını engellediniz? Neden çektiniz? Burada bir falan. Dakika bir araya gireceğim sana katkı olsun diye. Artı TV'deki gazeteci arkadaşınız neydi? İrfan Aktan. İrfan Aktan'ın burada şöyle bir ifadesi zaten var. Zaten İrfan'ın yazısıyla bunu birlikte şimdi, okumak evet, gerekiyor. Evet, şimdi izleyicilerimizden bilmeyenler olabilir diye hı. tekrar ediyorum. Zana ve Başak Demirtaş'ın 21 Ocak ve 7 Şubat hamlelerini anlamlandırmanın önemli olduğunu söylüyor ha. ama bu açıklamaların birbiriyle bağlantısı olmadığını öğrendiğini ifade ediyor. Ancak Zana Tayyip Erdoğan'ın 8 Ekim 2015'te buzdolabına konulmuştur dediği çözüm sürecini yeniden başlatması gerektiğini söylüyor. 31 Mart öncesinde Erdoğan'a açık çağrı yapıyor. Sadece Zana değil, DEM Parti ve genel olarak Kürt hareketi 31 Mart seçimleri öncesinde özellikle İstanbul seçimi bağlamında AKP'yi yeni bir hukuki sürece zorlamak istiyor. Nasıl bir sonuç mu, süreç mi? Burada belli ki içeride tartışılan bu 3 madde sayıyor. 1. DEM Parti HDP'ye yönelik kapatma davasıyla Kobani davasının siyasi değil, gerçek manada hukuki bir şekilde işletilmesini istiyor. 2. DEM Parti Kürtlerin seçme ve seçilme hakkının oldasan kaldırılmasıyla eş anlamlı olan kayyum politikasından yine hukukun bir gereği olarak vazgeçilmesini istiyor. Yani kapatma davası siyasi olmasın ve Kobani davası. 2. Kayyum uygulamasına son verilsin. 3. Evet. Öcalan üzerinde yürütülen tecrit uygulamasından vazgeçilsin. Yani demek ki Ahmet Türk, Leyla Zana gibi daha çok eskiden güvercin olarak adlandırılan kanadın talebi bu 3 maddeyle içeride özetleniyor. Devam edebilirsin şimdi. Yok yani aşağı yukarı ben devam edeyim bu, mi? Bu noktada ifade edecektim ben de. Sonuç itibariyle şu, HDP AKP ile bir ilişki götürmek istiyor. Hani CHP ile bir pazarlık yapılıyordu ya, oradaki pazarlık ya da oradaki ilişki, oradaki süreç ya da istenen süreç çok daha farklı bir noktada değerlendiriliyor. Ya yani HDP böyle falan yani, değil ya. HDP falan değil. Ya yani, HDP tamam, DEM pardon. DEM. HDP. Tamam. DEM de değil, bakın DEM'in yok. İçinde. Ya değil, alakası anda yok şu, ya. HDP DEM çizgisi şu an CHP ve İmamoğlu'yla birlikte hareket ediyor. Ya o zaman ya, o zaman Ahmet Türk'ün Türk, Leyla Zana'nın açıklamaları nasıl değerlendiriyor? Ahmet Türk'ün açıklamalarına baktığınız zaman farklı bir şey söylüyor. Bu ekip partiden tasfiye edilen ekip, partiden güç kaybeden ekip. Başlatmamız lazım diyor. Ya bu ekip partiden tasfiye edilen ekip. Bunun içinde şartlarını yazmış. Bir dakika kaçırdığımız bir şey var galiba. İsmet Özçelik. Evet. Arkadaşlar Ahmet Türk'ün açıklamasında bazı ayrıntılar var. Sonradan biraz düzeltme yapıyor.
gördüğüm kadarıyla. Diyor ki sözlerim yanlış anlaşıldı diyor. İsterseniz şuraya kısaca özetledim şöyle. Açılım istiyor bir kere. Yeniden açılım istiyor. Tamam söylüyorum. CHP'nin tamam, onu söyledik. Devlet içinde diyor gücü yok diyor. Evet. Devlet CHP'nin devlet içinde bir gücü yok diyor. Tamam. Erdoğan diyor efendim Kürtlere en fazla kötülük yapmış kişidir diyor. Özgür Özel diyor demokrat birisi ama diyor CHP diyor Kürtlere kucaklayacak bir yapısı yok. Kürtleri inkara dayanan bir parti diyor. Yani lideri sorun değil diyor. CHP'nin yani köklerinde böyle bir şey var diyor. Yani CHP'yle bir ilişki olursa oy verme diyor. Erdoğan devlet öyle içinde güçlü diyor. Ama diyor bizim istediklerimizi yapamaz diyor. Bu sorunu çözemez. Böyle beklentimiz de yok diyor. Şimdi sözlerim söyleyeyim. Diyor bir dakika. Galiba önce başka aldı. Bir şey söyledi evet, sonra evet. Düzeltmiş aslında mi? Aslında çok da farklı evet, bir evet. Şey demiyor. Bir saniye. Ben... Yok farklı bir şey yok. Yok. Yani açılım isteyebilir. Ahmet Türk de isteyebilir. Leyla Zana da başka birisi de isteyebilir. Tamam. Önemli olan senin muhatabın ne diyor. Ben gider... Yani ne bileyim İsmail Dükel ya da herhangi biri gider dünyanın en güzel kadınına ilanı aşk eder de karşı tarafın ne cevap verdiğinin bir önemi yok mu? İsmail Dükel aşk mı edecek mi? Yani hayır karşı tarafın ne düşündüğün bir önemi yok mu? Konuyu aşka nasıl bağlı? Bir açacağım. Şimdi yok açma istersen buradan. Hayır açacağım. Ahmet Türk şimdi Ahmet Türk açılım isteyebilir. Leyla Zana da isteyebilir. Hatip Dicle de isteyebilir. Demirtaş da isteyebilir. Senin muhatabın senin muhatap alıyorsa Kürtlerin muhatap alıyor. Kürtlerin muhatap alıyor. CHP ile AK Parti arasındaki bir farkı bir çizelim bir kere. Bir, CHP Kürtlerle DEM ve HDP üzerinden konuşuyor. AK Parti doğrudan Kürtlerle konuşmayı tercih ediyor. Evet. Şekil Bira hafta sonu Şanlıurfa izdiham. Şekil Bira Adıyaman'da bugün Erdoğan'ın mitinginde izdiham. Doğrusu bu zaten. Kürtlerle doğrudan konuşmak. Erdoğan da onu yapıyor. Şimdi bu bir. İki, şimdi hem sevgili İrfan Aktan'ın yazdığı makaleye bak doğru ve çok böyle detaylı okuduğumuzda hem de sevgili Seçil Özer'in Ahmet Türk'le yaptığı yayını baştan sona izledim. İkisi birbirinden çok bağımsız değil. Şöyle bir şey, HDP içinde ya da DEM içinde şöyle bir tartışma var. Biz CHP ile yol yürüdükçe kaybediyoruz. Hem tabanda kaybediyoruz, hem gücümüzde kaybediyoruz. Dolayısıyla CHP ile yol yürümenin bir mantığı var mı? Tartışmanın temeli bu. Ve rakamlar gösteriyor ki, evet. Pardon, 7 Haziran'da saniye, 13.7. Bir saniye. Kasım'da sevgili 11. Seçil Özer, beraber de çalıştık. Evet. Şimdi mesaj atmış. Seçil'in, sağ ol, çok teşekkür ederim öncelikle sevgili Seçil. İki konuğum vardı, siyaset bilimci ve siyasal iletişimci. Bu cümlesi önce bağlanmış Ahmet Türk. Ahmet Türk'ten sonra iki konukla konuşurken bu cümlesi önü yani en çok öne çıkan cümle olmuş. Doğru. Şimdi dinlediğimiz. Doğru. Bunun üzerine de yeniden bağlanmak istemiş. Seçil yanlış eğer anlatırsam sen lütfen bana müdahale et. Ve İsmet Özçelik'in demin söylediği sözleri Ahmet Türk evet, yeniden tamam. Bağlandığında söylemiş. İsmet Bey'in söylediği gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili sert sözlerini de yinelemiş. Eyvallah. Ama bu bir şey değiştirmiyor. Ama söylediği şeyi de çok değiştirmiyor diyor. Hiçbir şey değiştirmiyor. Evet. Sonuç itibariyle. Yok önce açıklamayla bak, İsmet'in anlattığı arasında fark yok. Hiç yok. Bravo. Evet. Değiştirmiyor. Bir. Galiba. Bak değiştirmediği sonucu öyle bir. Öyle diyor aynı şeyleri tekrarlamış. Değiştirmediği sonucu bir. Bir talebi var ama o talebin Erdoğan ya da hükümet tarafından zaten karşılık bulmadığını kendi de söylüyor. Hı hı. İki, Erdoğan'ın çok güçlü bir lider olduğu, devrimci olduğu, bugüne kadar ciddi reformlar yaptığı. Nerede devrimci diyor? Devrimci tabii ya. Dedin mi devrimci? Ben diyorum. Erdoğan yani, değil devrimci. Ama diyor dedin de onun için. Hayır birçok... Sana göre devrimci. Sayın Bakanım. Doğru gerçek de, devrimci kendi. Gayet yani. İyi biliyorsunuz ki siz de geçmişte bu ülkede Kürtler kendi ana dilinde şarkı, türkü dinleyemiyordu. 6 ay hapiste yargılanıyordu. Siz de gayet iyi biliyorsunuz. Biz bugün ayrılmadan bu yasal düzenlemeyi yapmıştık. Yasal düzenleme çok önceden yapıldı. Yani, affedersin 2001 döneminde kasetlerce şarkılar, türküler sayanlarda satılmaya başlandı. Recep Tayyip Erdoğan'ın Kürt meselesine dair attığı adımlar. Melik buzdolabını tamam buzdolabını sizin döneminize gelmiş olabilir ama açılımı mı savunuyoruz arkadaşlar şimdi? Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Hayır açılımı savunuyorum. Bir dakika. Ama mevzu bir dakika. Bir dakika. Açılım yahu, ayrı bir şey. Bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Diyorum. Yasal düzenleme o dönem başladı. 2005 yılında da Diyarbakır'da ilk kez
Türkiye'de Kürt sorunu vardır dedi. Ve akil adamlar toplandı, ondan sonra bir yola çıkıldı. Tamam. Sıralamayı gayet bekliyorum. Yani sorun yani. Ama yapıldı işte. Sonrasında gördük. Açılım sürecini kastetmiyorum. Şurada bir şehit var. Bir saniye arkadaşlar, açılım sürecini kastetmiyorum yani. Bir saniye. Ya biliyorum senin onu kastetmediğini de. Bak söylüyorum ne olduğunu. Sana bir şey söylemiyorum ben. Senin söylediklerine cevap değil bu. Okullarda Kürtçe seçmeli ders, TRT'de Kürtçe, insanlar rahat Kürtçe konuşabiliyor. Kürtçe kursu açılabiliyor, çocuğuna Kürtçe isim koyabiliyor. Bu çok insani şeyler ve 100 yıldır bu ülkede maalesef insanlar bundan dolayı çok ciddi dayaklar yedi. Sayın Bakan da onu söylüyor. Bu tamam. AKP'den önce yasalaştı. Hayır, devamı diyor. Geldi. Sayın Dükel, devamı ya, geldi. Ben sen niye yapanı hakkını vermiyorsun? Bak şimdi. Veriyorum seni, Tayyip Erdoğan ben. Büyük bir devrimcidir diyorum. Seni neden sevdim biliyor musun? Tayyip Erdoğan'a devrimci diyorsan artık Tayyip Erdoğan da bizim devrimciliğimizi sevsin. Yani tabii Tayyip Erdoğan devrimcileri seviyor zaten. Doğru devrimcileri seviyor. Ben de seviyorum. Devrimcilik güzel bir şeydir. Çok canlı bir ruhtur. Yani peki, dolayısıyla hemen özetliyorum. Ahmet Türk ne diyor? Tamam. Özetle Ahmet Türk 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta yaptıkları tarihi hatanın bir öz eleştirisini veriyor. Peki. Bak o gün son bir cümle. Demin içinde ya da HDP'nin içinde bir takım böyle aklı evveller, siyaseti okuyamayanlar, ya Erdoğan'ın sonu geliyor, ne yapalım, selden kütük kapalım diye can havliyle abandılar. Melike, altılı masaya, altılı masaya seçmen cezalandırdı. %13.7 olan 7 Haziran'daki HDP'nin oyunu getirdi 8.7'ye çekti. Peki Ahmet Türk Kandil'e mi kafa tutuyor şu an? Şimdi ben şunu anlamadım. Hayır. Ben şunu anlamadım. Gerçekten anlamadım. Kafa tutmuyor. Ahmet Türk burada yorum yapıyor. Ne için yorum siz yapıyor? Siz Ahmet Türk'ü de iyi tanırsınız. Tabii ya tabii. Yani bağımsız politika gelişmesi yani, gerektiğini söylüyor yani, ama yorum yapıyor ve bu konuda evvelini dinlemiyoruz biz. Önce Başak Demirtaş'a teşekkür ediyor. Büyük bir görev yaptı diyor şeyine. Ondan sonra bu konuşmaları yapıyor. Ama bu arada sana da teşekkür ediyorum. Neden biliyor musun? Düne kadar Dem'in CHP ile birlikteliğini hepten vurdun. Şimdi de Dem hata yapmış diyorsun. O da önemli bir gelişme. Dem hata yaptığını gördü. Hayır. 14 ve 28 Mayıs'ta Kemal Bey ve Altılı Masa'ya destek vermelerinin onlara kaybettirdiği farkında değiller. Ya arkadaşlar bu süreçler daha kadar evvel de yapmayın gözünüzü seveyim daha evvel de yaşandı. Sonuçta Dem'de Kandil ne derse o olur. İtirazım Kandil yok. Açıklamasını yaptı. Peki, Ahmet Türk'ün diyor. Şu an konuşması i̇şte sadece var. Siyasi bir konuşmadır. Evet, sonuçta işte. Kandil'in dediği olacaktır. Peki, oluyor zaten. Bir şey söyleyeyim mi? Buyurun.